اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد يجرب من سهب أنا الله زاد دعاء كان كاد الشمس أف ما فضيت Allahü Teala Celle Celaluhu evlatlarımızdan, neslimizden, zürriyetimizden hep dünyada ahirette gülebilmeyi nasip eylesin. Onların üzüntülerini göstermesin. Allahü Teala Celle Celaluhu hepinizden, hepimizden ebeden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü bu akşamki sohbetimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mutlulukla alakalı huzur bulmamızla alakalı üç tane sır efendim, olayı sizinle paylaşacağız inşallah. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizzat yaşayarak, örnek olarak bizlere adeta mutluluğun formülünü bildirdi. Üç maddede. Birinci maddesinde hemen geçiyoruz dersimize. Birinci maddesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının bütününde sevdiği kimselere, önem verdiği kimseleri kesinlikle şartsız ve koşulsuz kabul ederdi. Yani insanların ayırımını asla yapmadı ve bize de bu noktada aman dikkat edin, efendim üstünlük takvadıdır dedi. Hiçbir zaman için Arabın Arap olmayan üzerine kendisi çünkü Arap'tı. Arap olmayan üzerine Arap'ın bir üstünlüğü yoktur dedi. Arap olmayanın Arap olanın üzerine de bir üstünlüğü yoktur buyurdu. Yani dolayısıyla takva olayı Allah'tan korkmak, Allah'a yakın olmak, Allah'a saygılı olmak bununla ilgili olan efendim dünyamızı yakalamamız lazım olduğunu bizlere bildirdi. Öyle yaptı, öyle yaşadı. Hatta hepimizin bilmiş olduğu mübarek Selman-ı Farisi Hazretleri nereden gelmişti? İran'dan. Farisiydi. İran'dan gelip Müslüman olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmadı. Öyle bir hale geldi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman bendendir. Ben de Selman'danım buyurdu. Selman bendendir. Ne kadar harika bir şey. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle yakın olabilmeyi sevgimizle saygımızla ona efendim uyumamız gereken bütün sünnetleri yaşamakla beraber bize de inşallah yarın mahşer günde sahip çıkacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dostlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarda okunduğumuz çok efendim hayret edeceğimiz çok da duygulanacağımız bir olayından bahsetmek istiyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik yılları Tabi ilk e, zamanda herkes eleştiriyor. Mekke-i Mükerreme'de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün çarşıda bir kadıncağız, bir yaşlı hanımefendiyi görüyor. E, ellerinde ağır torbaları var. Bugünkü tabirle söyleyelim, yüklü. Evine doğru gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Teyzeciğim size yardım edebilir miyim?'' buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle kadın bakıyor. Yani böyle herhangi bir yük taşıyıcıya benzemiyor. Kibar beyefendi. beyefendi. Madem evladım istiyorsun al buyur taşı diyor. Yardımcı ol bana. Daha evi de baya uzaktaymış. Mekke'nin dışına doğru bir yerde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkasından kadın önden gidiyor, gidiyor, gidiyor. bayağı bir mesafeden sonra kadın evinin önüne gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torbaları bırakıyor. Tam ayrılacağı sırada kadın diyor ki Evladım diyor. Baksana diyor. Pek seni diyor tanıyamadım. Efendim para alacak bir insana da benzemiyorsun. Çok böyle narin kibar bir beyefendisin. Ama sana sadece ve sadece bir çift nasihatim var diyor. Buyur teyzeciğim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, buyuruyor ki o kadıncağız o teze. E, evladım diyor. Duyduğum kadarıyla. Peygamberimiz e, Ziz söylüyor. Muhammed isminde bir lise çıkmış. Ben peygamberim diyormuş. Ve bizim putlarımızı falan inkar ediyormuş. Aman 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 evladım ona yolun düşerse sakın ha sakın ha uymayasın. Efendim putlarımıza falan böyle efendim sen ters davranmayasın. Aman evladım dikkat et. E, Peygamberimiz Peygamber Aleyhisselatü'nün gülümsüyor. Evladım gülümseme diyor. Çok etkili bir insanmış. Öyle duydum. Efendim yine e, seni de etkileyebilir. Efendim dikkat et. Yine gülünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gülümseyince mübarek. Üçüncüsünde putlar falan çarpar seni diyor. Dikkat et evladım diyor. Sen dikkate almıyorsun galiba. Önemsemiyorsun bunu diye söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor diyor ki teyzeciğim o bahsettiğin Muhammed benim diyor. Ben diyor. Allahu Ekber sallallahu aleyhi ve sellem kadıncağız böyle dona kalıyor adeta. Az önce böyle efendim söylemiş olduğu kimse efendim ona yapmış olduğu iyilik, davranış ve tenkit etmesine rağmen yine gülümsemeyle karşılaması o zaman adeta buz kesiliyor, e dönüyor diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evladım diyor bilemedim, bilemedim ama diyor şunu da söyleyeyim ben sana diyor bu kadar diyor geldi geçti hayatımın içerisinde senin gibi iyi, iyi, insanla da karşılaşmadım diyor. Beni tanımadığın halde bu torbaları bu efendim uzun mesafe getirdin ağır olmasına rağmen şikayetlenmedin ve ve bu kadar seni eleştirdim. Burada da bana ters davranmadın. Senin getirmiş olduğun din de güzel bir dindir. Senin dinine ben girmek istiyorum. Ne dersin? Efendim kabul ediyorsan bana Şöyle dinin şartlarını deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Elhamdülillah diyor ve o hanımefendiye, o kadıncağıza Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh veya onun bir özeti olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylemesini sağlıyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Hakikaten ufacık bir güler yüzlü oluyorsunuz, tatlı dilli oluyorsunuz, insana birlik yapıyorsunuz, karşılığında Allah Celle Celaluhu size Efendim o insanın namaza başlamasını, işte az önce efendim e, gayrimüslim ise müslüman olmasını sağlamış oluyor. Harika bir şey. Rabbim bu yollarda efendim hep böyle güzellikler yakalamayı nasip eylesin. İnsanları küstürmek değil de tam aksine. İnsanlara durumlarına göre efendim davranmak. İşte birisini görüyorsun o işte fakir fukara ondan sonra eğitim noktasında düşük olabiliyor falan. Davranışında ona biraz daha soğuk davranıyorsun. Biraz daha böyle onu aşağılıyorsun, kibir gurur yapıyorsun falan. İşte bunlar yazılıyor işte. Gönle yazılıyor, kalbe yazılıyor, beyne yazılıyor. Dönüş sana da ters oluyor. Onun için kimden kazanacağız belli olmaz. Bizim liderimiz, önderimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları şartsız, koşulsuz bir şekilde seviyordu, kabul ediyordu, durumuna göre efendim muamele ediyordu. Bir gün anlatılır yine biliyorsunuz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Süt ikram edilmiş e, mecliste. Bu sefer öyle bir şey ki Efendimiz Aleyhisselatü da hep sağından e, devam ediyor. Efendim sütü ikram etmeye sütü verecek. Sağ tarafına bakıyor. Mübarek bir tane çocuk oturuyor. Yani çocuk oturuyor. Sol tarafta da yaşlı bir, bir büyük var. E, yaşlıya hürmet etmek gerekiyor. E, çocuğun da sırası çocuk sağ tarafta. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani direkt olarak efendim çocuğa evladım sen küçüksün ben bunu büyüye vereyim demiyor. Tam böyle gönlünü okşayacak bir şekilde dönüyor. Diyor ki yavrum e, sen e, gençsin, küçüksün burada da büyüğün var müsaade edersen e, büyüğüne ben bunu verebilir miyim? Çocukta çok ani tabiriyle uyanıp bir çocuk diyor ki hayır ya diyor. Senden gelen bu ikramı ben almak istiyorum diyor. Yani tamam ona karşı saygım var vesaire ama bu ikramı ben peygamber olarak senin elinden alacağım, ona bırakamam. Kusura bakma diyor. Yani aa falan denmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sağında oturan o efendim gence veriyor, oradan devam ediliyor. İşte dostlar Çocuklarımız evle biz mesela bazen öyle olacağız ki çocuklaşacak gibi efendim çocuklaşmayacağız da çocuklaşacak gibi olacağız. Eşimize davranışlarımız öyle. Ondan sonra dışarıya çıktığımız zaman öyle. Yani bir komşuyla karşılaştık mesela. Onun yaşlısı var, genci var, hanımı var vesaire. Yani bugün böyle buzdolabı gibi olamayız insanlara. Bak işte efendim görüyor musunuz? Dedirtmeyiz kendimize. Dedirtmememiz lazım. Biz bir yerde İslam'ı temsil ediyoruz. Bir yerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel o davranışlarını, yaşantısını temsil ediyoruz. Rabbim inşallah kazanabilmeyi nasip eylesin. Mesela anlatırlar, e, bunu hocam anlattı. E, Mehmet Savaş hocamız, Sellemullah. Ben diyor Avustralya'ya gittim ve Avustralya'da bir gencin Müslüman olmasına şahit oldum. Müslümanı bana efendim, genç Müslümanı bana getirdiler. Ona dedim ki kitap mı okudun? Herhangi bir vaaz mı dinledin diye. Hayır dedi ben kitap da okumadım, vaaz da dinlemedim. İş yerindeki bir insandan etkilendim. Türkiye'den gelmiş bir Müslüman. Baktım çok iyi bir insan, yardımsever bir insan. E sen namaz kılıyor, efendim insanlara böyle güzel muamele ediyor. Namazından sonra hatta geliyor patrona diyor ki ben sizin işinizden efendim çalmış olmayayım, e, vaktinizden çalmış olmayayım. Namazım için bir yarım saatimi verdim. Herkes gittikten sonra bir yarım saat daha çalışmam lazım. Böyle dikkat ediyor her şeyiyle dört dörtlük bir Müslüman ve ben diyor sıkıldım kendisine dedim ki ya senin annen baban ne güzel efendim e, yetiştirmiş falan diye böyle söyledim. Bunun üzerine dedi ki ben annem babamı trafik kazasında kaybetmişim. Onlar pek tanıyamıyorum bile yani benim efendim büyümem onlar e, pek yardımcı alamamışlar. Peki nasıl oldun sen böyle bir güzel? Benim dinim bu güzellikleri bana emrediyor. O güzellikleri dinimden alıyorum ben deyince ben de sizin dininize girebilir miyim dedim ve yanınıza geldim. Yani bize bakan insanlar, bizimle konuşan insanlar bizim dinimize daha çok böyle sıcaklaşıyor, yakınlaşıyor mu? Yoksa Allah korusun bizden ötürü dinimizden de uzaklaşıyorlar mı? Bunu test etmemiz lazım. Rabbim dinimize bu noktada yaklaştırabileceğimiz çalışmaları hepimize nasip eylesin diyelim. İkinci bölüme geçelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli huzur ve mutluluk için sırlarından bir tanesi de mübarek sade yaşamı çok severdi. Sade yaşamı çok severdi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiği zaman dışarıdan bir insan sorardı. Aranızda Muhammed kim, peygamber kim diye. O kadar doğaçlama efendim oturuyordu ki insanların arasında yan gelenler şöyle bir baktıklarında köşede tam efendim herkesin önünde yukarıda oturmuş ondan sonra kral gibi tabiri falan böyle değil. Herkes beraber aynı giysiler, aynı efendim işte ortam, yemekler vesaire neyse o günkü şartlarda zaten fazla bulamıyordu mübarek. Ama insanlar geldiklerinde sorma ihtiyacı duyuyorlardı. Hanginiz Muhammed diye. Hatta bir tanesi geldiğinde ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sokulurken, yaklaşırken ayakları titremeye başladı. Yaman ya kardeşim dedi, tuttu elinden yanına doğru aldı. Niye dedi böyle heyecanlanıyorsun, ayakların titriyor. Ben dedi kuru ekmek, kuru et yiyen bir kadının olayım dedi. Yani aman dedi beni böyle bir yat büyütme dedi. En büyük Allah'tır Celle Celaluhu. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın giyimi sade, yaşamı sade, yemeği sade. Efendim ve sadelik noktasında yine bize şunu söylüyor. Yani bazı şeyleri böyle üst üste vurgulardı mübarek. Diyor ki Ela tesmeun. Ela tesmeun. Yani işitmiyor musunuz? Ya niye efendim bu noktada dikkat etmiyorsunuz adeta böyle e, üzerine üzerine giderek olayın? E, yani niye dikkat edeceğiz? ne işitmemiz lazım, neyi duymamız lazım? Buyuruyor ki, innel bezadete minel iman, innel bezadete minel iman. Tekrar tekrar söylüyor. Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır. Böyle konforlu bir hayat vesaire efendim seni yükseltmez. Senin efendim imanın izzet veriyor sana zaten. Sen kendi o güzel dininle imanınla Allah yolunda bulunmanla zaten bir şeref kazanıyorsun kardeşim. Üstünlüğü maddede falan bulmayacaksın. Maddelerle asla üstünlük olunmuyor. Senin daha de birisi de çıkar yani gider. Dolayısıyla e, Hz. Ömer adolla mesela diyorlar ki üstündeki elbisesinde Hz. Ömer halife 14 tane yama vardı diyor. Ve Hazreti Ömer efendim hiçbir zaman için kendisi o 14 tane yamasından öteri ötürü efendim utanıp sıkılmadı. Ömer de o. Bize dedi efendim konforlu e, kılan maddisel bölümümüz değildir dedi. İslam'dır dedi bize efendim aziz eden. İslam'dır bizi aziz eden. Onun için İslam'la aziz olalım biz. Kılık kıyafetimize dünya kadar para yatırıyoruz. İçimiz ya efendim bomboş. Yani içimizi düzeltelim, içimiz efendim pırıl pırıl olsun, dışarıya normal, sade bir yaşam efendim hakim olsun. Sade yaşam olursa bize sokulanlar da çok olur. Öbür türlü Allah korusun, yaşamın, ayakkabın, giydiğin üstün, başın falan seni bu noktada gurura, kibire de götürür. İnsanları yukarıdan baktırmaya da başlarsın. Çok kötü, tehlikeli bir şey yani. Allah muhafaza eylesin. Kibir, gurur olacaksa efendim bunların hepsini yırtıp atmak lazım. Yani evimizin sadeliği çok önemli. Oturduğumuz yerler, giyim kuşamımız sade olmalı. E, yememiz de sade olmalı. Yani böyle marka takılacağız diye efendim dünyanın paralarını veriyoruz. Ondan sonrasında bakıyorsun insanlar bu sefer Allah korusun. Öbür normal yaşam süren bir kimseye e, yaklaşamıyor. Çünkü e, hep böyle mesafeli kalıyor. Niye? Orada biraz marka falan takılması, fazla efendim gurur kibir yapması, insanların yanına da onu götürtürmüyor. Ne kadar kötü bir şeydir bu gurur kibir ya. Allah korusun. Hani derler düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Yapma kardeşim yapma, yapma akrabanla güzel geçin, sade ol, efendim insanlara sokul, bu markalar şuna buraya fazladan vereceğin paraları götür, hayır o sanatla efendim, kendine ahiret yatırımları yap. Allah-u Teala Cilali bugünden senden bekliyor. Çünkü gidiyoruz işte. Geçen hafta biliyorsunuz bir deprem olayından bahsetmiştik. Efendim volümü Allah-u Teala biraz daha yükseltse hiçbir tanemiz kalamaz. Elhamdülillah yağmurlarımız yağdı. Rabbimize hamdolsun dua ediyoruz. Daha da inşallah Rabbim daha fazla ikram etsin. Barajlarımız olsun. Biz de onları abdestte, namazda, Allah yolunda kullanalım inşallah. Dostlar, üçüncü e, mutluluğumuzun kuralı, üçüncü kural, kelebet, kelebek etkisiyle efendim insanı hiçbir hiçbir iyiliği küçük görmemesi söz konusu olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu vardı işte. Yani hiçbir zaman için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara sert davranmadı. O güler yüzüyle, tatlı diliyle insanla etrafını böyle topluyordu. Akrabalarıyla aynı şekilde. Yani mübareğe Kalkıp da birisi ya ben geldim de mana efendim işte yüzünü çattın, diğerine gelince farklı davrandım. Böyle bir olay yok. Hatta müşriklerden öyle teklifler geldi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tefsirlerde okuyoruz. Diyorlar ki ya biz geleceğiz seni dinlemeye de ya Muhammed, ya, ya Resulullah tabii peygamberimizi. Kabul etmemişler peygamber olarak. Ya Muhammed diyorlar. Ya Muhammed biz gelelim senin yanına seni dinlemeye de seninle sohbet etmeye. Fakat geldiğimiz zaman yanında bizim yanımızda düne kadar köle olan bilaller var, habbaplar var. Şimdi onları sen kov. Sen kov onları. Ondan sonra beraber oturalım seninle. Ya biz şimdi eşraftan, büyük adamlardanız yani seninle şimdi oturduğumuz zaman. O adamlar yanımızda görmek istemiyoruz. Olmasınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hayır diyor. Ben onları kovamam diyor. Yani hatta Allahu Teala Celalühu Kehf suresinin 28. ayet ayetinde "Ve la ta'du aynake anhum." Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o bilallerden sana efendim gelmiş o güzel e, sahabeden gözlerini dahi ayırma. Ne demek onları kovmak ya? Ya onun için camiye gittiğiniz zaman cami ne kadar güzeldir ya. Herkes eşit seviyede aynı safta Allah'a durmuşuz. Ya patron da aynı yanında, işçisi de aynı. Öbür tarafta bakıyorsunuz efendim e, şeyde ev sahibi de orada, kiracı da aynı safın içerisinde. Yani Cenab-ı Hakk'ın Cercalühü siyahını da aynı yerde bulunduruyor, safta bulunduruyor. Kırmızı tenlisini de beyaz tenlisini de aynı yerde bulunduruyor. Takva ile üstünlük elde edeceğiz. Allah'a yakınlaşmakla, Allahu Teala Celle'nin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmakla olay bu. Onun için bazen ufacık bir gülme, gittiniz bir yerde bir simit alıyorsun simitçiden. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Efendim, kolay gelsin kardeşim. Cenab-ı Hak e, sana dünyada ahirette hayırlar nasip etsin, iyilikler nasip etsin. Dedin. Adam Allah Allah. Yani en yakınım bana gülmüyor. Yani bir simit aldı adam. Efendim şuraya bak ya ne kadar güzel bir şey oldu bana. Bir moral oldu ona şimdi. O moral oldu. E sabahliğinde hanımıyla bu efendim dargın çıkmıştı moralsizdi. Bu sefer o moralden ötürü açıyor telefon. Hanım ya sabahleyin efendim o davranışımın ötürü özür diliyorum diyor. Hanımı da diyor ki ben de özür diliyorum diyor. Hop bir gülme Aileyi de efendim beraberinde birbirlerine ısındırdı, yakınlaştırdı. Ondan sonra çocuklara siz bu iyi davranıyorsunuz derken ya ben ümmet kurtuluyor ya. Rabbim bu kelebek modeli denilen efendim iyiliği küçük görmeme, tebessüm etme, tatlı dille davranma, ufacık bir dokunuşlarla beraber insanı mutlu etmeye çalışma olayını bize nasip etsin. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Buyuruyor ya. Biz de öyle olalım inşallah. Son bir hadis-i şerifle bitiriyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki: "Ehabbu'l amali ila Allah ba'de'l Yani farz ibadetlerden sonra Allahü Teala Celle Cevkat'ında en 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 sevimli amel nedir biliyor musunuz diyor? Yani şu farz namazlar, farz oruçlar, zekat, hac vesaire bunların dışında Allahü Teala Celle Celalü katında en sevimli amel idhalü's sururi alel müslimi Müslüman bir kardeşinin içine bir e, sürur vermen, bir mutluluk vermen, bir onu rahatlatman, efendim, bir onu sevindirmen var ya Allah katında farzlardan sonra en büyük ibadet işte. En büyük ibadet. Yani böyle bir şey yapalım ya, talip alalım. Hep güler yüzümüz eksik etmeyelim inşallah. Hem evimize hem dışarıya. Dışarıda güler yüzümüzü bitirip de eve böyle buzdolabı gibi soğuk bir suratla çehreyle de gelmeyelim. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e imdad eyle. Özellikle Ya Rabbi bugünlerde hep böyle e, haberlerini duyduğumuzda üzüldüğümüz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize acilen yardım et Ya Rabbi. Ne olursun Ya Rabbi. Türkiye'mizden de yardım gitmesini nasip et Ya Rabbi. Doğu Türkistan'da efendim insanları almışlar. Korona bahanesiyle Müslüman kardeşlerimizi kapatmışlar evlere. Oradan dışarıya çıkarttırmıyorlar. Açlıktan ölenler var. ...efendim orada yangın oldu... ...yangından insanlar çıkamadı dışarıya... ...çünkü kapıların hep böyle... E, ...korona var burada diye... ...dışarı çıkmasınlar diye... E, ...çivilemişler şeylerle... ...demirler, e, şeyler tahtalarla beraber... ...çıkamadılar bir sürü insan orada... ...yanarak öldü... ...ne kadar acayip haberler var ya Rabbi... ...toparlanmamızı nasip eyle... ...toparlanmamızı nasip eyle... ...biz efendim öyle e, artık... E, ...sana yüzümüz de yok yani bir Müslüman ülke ismini vermeyelim bir tane futbolcu alacak futbolcu transfer edecek Batı'dan Avrupa'dan getirtecek o futbolcuya efendim bir seneliğine 200 milyon avro verebiliyor yani. Bu Arap ülkelerinin bu azgınlığını sen bunlardan efendim gider, toparlanma hocu nasip eyle, İslam alemini yardım etmeyi nasip eyle, açlıkta ölen çocuklar, kadınlar, hastalıklı olanlar, su bulamayanlar, ilaç bulamayanlar, hepsini yardımlar götürebilme hocu nasip et ya Rabbi. Allah'ım bizi dinleyen kardeşlerimizden ebeden razı ol ya Rabbi dünyada ahiret sıkıntı çektirme. Evlatlarımızı çok hayırlı eyle. yarı bir damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namazlarını kılmaları nasip eyle. Allah'ım hastalara şifa, dertlilere deva, borç ve edalar Bu dinlediklerimizi amel etmeyi, mutluluğumuzun artması nasip insanlara İnsanlara faydalı olmayı nasip eyle. Sonra da inşallah... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber cennetinde buluşmayı, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize nasip eyle. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم زنك قبولي شن أفل وسيشن ümmeti Muhammed'in sahat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bütün ölmüşlerimizin nerfları için, Allah rızası için. El Fatiha.